Ölümsüzlüğün simgesi, efsanelerin kutsal ağacı, barışın ve umudun temsilcisi, Anadolu'nun kutsal meyvesi. Zeytine atfedilen bu önem boşuna değildir. Binlerce yıldır insana meyvesi ve yağıyla şifa veren bu ölmez ağaç, onun dilini bir kez öğrendiniz mi, sizi bereketiyle ödüllendirir. Bu zeytin ağacını babamla beraber ektik. Diğer ağaçları da babamla dedem ekti. Bu zeytinciliği bir aile ziraatı olarak hep beraber yapıyoruz. Bundan sonra da devam edecek. Bu zeytincilik bizim için bir uğraştır. Dededen babaya, babadan toruna devam ediyor ve böyle devam edecek. Bundan sonra gelecek olan nesil de bu zeytinciliği bu şekilde yürütmeye çalışacak. Zeytin, tarihin tanığıdır. Türk halk kültüründe, şiirlerde, türkülerde, hatta manilerde yer alır. Yaşadığı yöredeki insanların iyi gününü de, kötü gününü de bilir. Onların acısına, sevincine ortak olur. Balıkesir ile Ayvalık ilçesi bir anıt zeytin bahçesindeyiz. Ayvalık zeytin ve zeytinyağı ile ön plana çıkmış Türkiye'deki en nadide ilçelerden bir tanesi. Bugüne kadar Türkiye'de zeytinyağının lokomotifi olan Ayvalık ilçesinin tarım arazilerinin %83'ü zeytinliklerle kaplıdır. Bu zeytinlik alanlarda yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu zeytin ağaçlarından 1 milyon 140 binin yaşı bu bahçede görmüş olduğunuz gibi 200 ve daha üzerindedir. Bizler de Türkiye'nin, ülkemizin çok önemli bir değeri olan bu anıt, anıtsal veya korunmaya değer zeytin ağaçlarını gözümüz gibi bakıyoruz projesi kapsamında değerlendiriyoruz. Tespit ediyoruz ve bunların tescili için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğini alıyoruz. Anıt ağaç dediğimiz zaman geçmişten günümüze, günümüzden geçmişe köprü oluşturabilecek folklorik, mistik, dini ve boyutsal özelliklere sahip olan ağaçları kastediyoruz. Bu ağaçların yerini belirledikten sonra Prester Artım Burgusu yardımıyla bu ağaçlardan artım dediğimiz büyüme kalemleri alıyoruz. 10 farklı ağaçtan aldığımız Ayvalık ilçesinde bunların ortalamalarını, standart sapmalarını hesaplayarak bunlara daha sonra bir yaş tayin ediyoruz. Onun dışında OSL dediğimiz bu ağacın köklerinin altına girerek altındaki toprağın en son güneşi ne zaman gördüğünü hesaplayan bir yöntemimiz var. Biz bunların hepsini kullanarak başta Ayvalık ilçesi olmak üzere ve şu anda devam eden projemizle Manisa'da, onun dışında tüm Türkiye'de bunları yaşlandırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'de yaklaşık olarak yaşı 2000 civarında olan ağaçlar bugün itibariyle tespit edilmiş durumdadır. Anıt zeytin ağaçlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Çünkü onların yeni kuşaklara aktaracakları bilgi, zeytinin ve zeytinyağının geleceği açısından çok değerli. Zeytin, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki köprü. Zeytin ve zeytinyağı kültürü, insanlığın ortak mirası. Zeytin, Mayıs ayının başında tomurcuk olarak açmaya başlar. Tomurcuk, Mayıs ayının ortasına doğru çiçeğe dönüşür. Çiçekten meyveye dönüşüm evresi Haziran başıdır. Zeytin meyvesi Eylül ayına doğru yağ dönüşmeye başlar. Zeytin asatı Ekim ayından sonra bu bölgede başlar. Zeytin bu bölgede yaşayan üreticiler için bir kültürdür, bir bayramdır, bir geleneksel şenliktir. Bu zamanlarda herkes hasatını için hazırlıklarını yapar, tayfasını oluşturur, tayfasının yerini hazırlar, fabrikacılar fabrikalarını sıkım için hazırlar. Herkes bu hava içinde hasata başlar. Zeytine adanmış ömür, ölmez ağacın bilgeliğinden de nasibini almıştır. Tıpkı anıt ağaçlar gibi, onlar da kuşaklar boyunca elde ettikleri bilgi birikimini, zeytinin, zeytinyağının gizini geleceğe aktarır. Kolay gelsin arkadaşlar, bereketli olsun. Şansınıza ikiz zeytin buldum.
Ayak bastık, ikizlendik hemen. Aynen. İkiz zeytin, tarla bereketidir. Tarlanın, hasatın bereketidir. Evet. Hayırlı sezon olsun, bereketli olsun, sağlıklı olsun inşallah. Ayvalık ve Körfez bölgesi zeytin ağaçları genelde Ayvalık Edremit tipi zeytin ağacı varyetesidir. Meyvesi de zeytin yağına ve yeşil zeytin, sofralık zeytine çok uygundur. Bu denizden gelen Meltem rüzgarını, İde Dağı'ndan gelen Poyraz rüzgarını alan ağaçlar meyvelerini çok daha iyi besler ve çok daha kaliteli bir ürün olarak yetiştirir. Şimdi önceden hasat yapılırken sırık dediğimiz uzun sopalar kullanılırdı ve ağacın taze filizlerini, bir sonraki yıl meyve verecek filizlerini o tanenin düşürme aşamasında onlara zarar verir, bir kısmını kırardı. Bir sonraki yıl içinde ağaç kendini yetiştiremezdi. Önceden var yılı yok yılı diye bir makas vardı. Yani bir sene ağaç %20 yok yılında meyve verirse diğer yıl %80'lere çıkan meyvesini verirdi. Yok yılda çünkü sırıklarla dövülmüyor, filizleri geliştiriyor, meyvesi ona göre oluşuyordu. Bugün titreşimli dediğimiz dalların arasına giren mekanik taraklar var. Meyvenin dallar arasında titreşimle düşüren bir makine kısmı var. Bir de ağacı gövdesinden yakalayıp belirli titreşimle gövdeden sallayarak düşürme yöntemi çok yaygınlaşmaya başladı. Bu aynı zamanda üreticinin hasat maliyetini de aşağı çekmiş oluyor. Toprağın veriminden zeytinin toplanma şekline, zeytinyağının kalitesini belirleyen birçok unsur var. Anadolu'da zeytinin ve zeytinyağının geleceği, kök saldığı topraklardaki deneyimini bugünün teknolojisiyle buluşturmayı başaran ellerde güvende. Buraya nereden geldik? Biz 1922'de mübadelede dedelerim bu topraklara geldi. Midilli'de uğraştıkları zeytin tarımıyla Ayvalık'ta da devam ettiler. Gelir gelmez herkese 20'şer at işkan hakkı denen bir ağaç verildi ve ondan sonra da bunu 20 ağaçtan 40 ağaca, 40 ağaçtan 50 ağaca, 50 ağaçtan 100 ağaca derken dede babaya devretti. Babam döndü, bunu arttırdı. Babam da bize devretti. Gördüğünüz gibi aynı ağaçtayız. Aynı ağaçla devam ediyoruz. Aynı ağaçla hayata devam ediyoruz. Babam dedemden aldı. Ben babamdan aldım. Ben çocuklarıma bırakıyorum. İnşallah bu bayrak devam edecek. Ayvalık'ta yerli bir üretici ailenin 4. kuşağıyım. Ben biraz daha bilimsel olarak şekillendirdim işi. Dededen babadan gelme mesleği doğrudan idare etmek yerine amacım yurt dışına gidip orada eğitim almaktı. Nitekim Kordon Üniversitesi'nde zeytinyağı üzerine yüksek lisans yaptım. Bu bağlamda dışarıya gidip dışarıda ne oluyor, zeytincilik nasıl yapılıyor, nasıl bir bakış açısı var, nasıl bir işlem görüyor ve nasıl bir değer biçiliyor öğrenmek için gittim. Oradan öğrendiklerimi, oradan edindiğim bilgileri, değerlerin tamamını Türkiye'ye ailemle paylaşmaya, büyüklerimle paylaşmaya getirdim. Bu bağlamdaki temel amaç şudur, var olan bir işletmeyi daha fazla geliştirmektir. Benim de amacım her daim buydu zaten. Orada sordukları zaman neden bu mesleği seçtin dediklerinde genel olarak işin mübalağası tabii ki annem zeytin ağacı altında doğurdu beni diyorum. Zeytin ağacı çok kutsal bir ağaç. Bizim ailemiz için de çok önemli. Bizim için ailemizin temeli, vazgeçilmezimiz, hayat şeklimiz. Onun bereketiyle birlikte biz de yön bulduğumuz için işin aslına bakarsanız ailemizin huzuru, sevgi kaynağı, beti bereketi. Bereketiyle yüzleri güldüren zeytin ağacının altında dinlenme vakti. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasadı kutlamanın en lezzetli yolu yine zeytinyağında saklı. Annemlerine alıştım zeytin toplamaya, zeytin sıyırmaya. Çocukluğundan beri uyana yapıyorum. Zeytin hasadı geldiği zaman çok seviniriz. Maddi, manevi,
zeytin çok şeyler katıyor bizim geçincememize. 3 tane çocuğum var. Bir tanesini öğretmen yaptım, bir tanesini diş hekimi yaptım çalışarak. Zeytin yomyasında çalışarak, zeytin hasatlarında, zeytinle. Çocukluğumdan beri, 7 yaşından beri annemin arkasında işçilik yaparım. Hiç başka mahsulü sevmem. Zeytin işini çok severim. Her yazda böyle iş tarlalarında arkadaşlarına zeytin işi gelse toplasak çok severim. Evimizin önünde, tarlalarımızda her zaman ektik. Geçim kaynağımız zeytindir. Her şeyimiz, geçimimiz, düğünümüzde, bayramımızda, her şeyimizde konumuza, komşumuza olmayana dair veririz zeytinyağımızdan. Yemekliğimizi alırız, koyarız. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için topraktan meyveye uzanan süreçte gösterilen özen yeterli değil. Hasat edilen zeytinler en kısa sürede zarar görmeden tesise ulaştırılmalı. Şimdi önceden zeytinyağı kalitesi bu kadar çok değildi. Kontinüs sistemlerin artmasıyla zeytinler fabrikalarda beklemiyor. Günübirlik sıkılmak üzere çalışılıyor. Önceden çuvallarda beklenen zeytinler kızışarak fermente oluyordu ve ranside oluyordu. Bundan dolayı yağın kokusu, tadında, nefasetinde istenmeyen negatif parametreler oluyordu. Ama şu an sıkım kapasiteleri çok arttığından genelde zeytinler fabrikalarda çok beklemiyor. Bir de kasalı ve büyük kaplarla sevkiyat yapıldığı için o tür kızışma problemi yaşanmıyor. Zeytinler fabrikaya ulaşana kadar ezilmemeli ve havasız kalmamalı. Zeytinin ağaç dalından sıkım tesisine uzanan yolculuğu zamana karşı bir yarışa benzer. Evet, hasatımızı yaptık. Toplanan zeytinlerimizi sıkım tesise getirdik. Yeşilden limon sarısına, biraz da pembeleşmeye başlayan zeytinler tam sıkım ve yağa dönüşme evresini görüyorsunuz. Şu an tam sıkım zamanı. Bu zeytinlerimizde 4 saati geçmeden sıkım için sıkım tesisimize sevk ediyoruz. Hasat açık kasalar içinde tesise ulaştı. Zeytinler taze ve sıkıma hazır. Burada gelen zeytinler bir kod verilir. Bu kod takip edilerek sıkım tesisine girer. Sıkım tesisinde önce vakslarla boşaltım haznesine zeytinler boşaltılır. Buradan bant vasıtasıyla yıkamaya gidilir. Yıkama aşamasında zeytinler yıkanıp içinde kalan yapraklar vakumla zeytin tanesinden ayrıştırılır. Güzel pırıl pırıl zeytinler kırıcıya bant vasıtasıyla gönderilir. Burada çekirdeğiyle beraber kırılan zeytinler hamur haline getirmek üzere malaksöre gönderilir. Malaksörde krom bıçaklarla kapalı sistemde zeytin çekirdeğiyle beraber hamur haline getirilir. Buna aynı zamanda kek haline getirme aşaması denir. Hamur halindeki zeytin malaksörden dekantöre pompayla hamur basılıyor. Dekantörde devirle zeytinyağı, zeytin çekirdeği, zarı ve kalan partikülleri ayrıştırılıyor. Burada artık Türkiye'de genelde iki faz dediğimiz zeytinyağı ve diğerleri olarak dekantörde ayrıştırılıyor. Zeytin yağının içinde kalan bir miktar su ve nemi almak için dekantörden santrifüje gidiliyor, separatöre gidiyor. Burada da içinde kalan bir miktar su ve nem ayrıştırılıyor. Ve gördüğünüz gibi buradan da zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı mucize akıyor ve natürel sağlıklı bir ürün olarak dolum için raflara gönderilmek üzere sevk ediliyor. Eskiden zeytin krom kırıcılar yerine
bildiğimiz granit taş dediğimiz çok ağır değirmen taşlarının içinde çekirdeğiyle beraber ezilerek hem kırılır hem hamur haline getirilirdi. Bundan sonra bu ayrıştırma dekantör yerine bildiğimiz torbalar, kıl çuvallar arasına hamur konur. O baskılara verilerek, sıkılarak içindeki zeytinyağı, karasu birlikte polimerlere ayrıştırılır. Zeytinin özgül ağırlığı daha hafif olduğu için polimerlerde beklerken zeytinyağı üste çıkar, karasu altta kalır, karasu alttan arılır. Zeytinyağı da üste kaydırma dediğimiz araçlarla toplanıp depolara sevk edilirdi. Buradaki fark, biri açık sistem, taş kırıcı, diğeri tamamen kapalı sistem ve krom metallerle yapılıyor. Bu aşamadan sonra bu sıkılan partiden bir numune alınır. Bu numune tadım yapılmak üzere laboratuvar şartlarında tadım odasına gidilir. Tadım odasında duyusal tadım gerçekleştirilir ve yağın kimliği tayin edilir. Eğer uygun bulunursa kimyasal analizleri yapılmak üzere laboratuvara sevk edilir. Birkaç saat önce dalında olan meyveler sıkıldı ve içime hazır. Zeytinyağı önce duyusal analize tabi tutulur. Tadım bardakları koyu renktedir. Böylece zeytinyağının rengi tadım yapacak kişilerin analizine etki etmez. Numuneler üzerleri kapalı bir şekilde profesyonel tadım ekibine dağıtılır. Her tadımcı kendi kabininde uygun şartların sağlandığı bir ortamda çiğ tadıma başlar. Tadım sonrası zeytinyağının özellikleri belirlenir. Meyvemsilik, acılık ve yakıcılık zeytinyağında aranan kalite kriterleridir. Zeytinyağının duyusal özellikleri değerlendirilip uygun bir sınıflandırma yapıldıktan sonra diğer kimyasal ve fiziksel testlerinin yapılması için laboratuvarımıza numunelerimiz gelir. Burada zeytinyağının kalite ve saflık kriterleri kontrol edilir. Kalite kriterleri zeytinin kalitesini doğrudan etkileyen işte asitlik, peroksit değeri, nem gibi değerlerken saflık kriterleri zeytinin içinde bir herhangi karışım, taşiş, bir hile olup olmadığını anlamamızı sağlayan analizlerdir. Asitlik, zeytinyağlarındaki serbest yağ asitlerinin oleik asit cinsinden ifadesidir. Bir kalite parametresidir ki zeytinyağlarındaki en önemli kalite parametresidir. Zeytinyağlarının sınıflandırılması asitlik değerine göre yapılır. Mevzuatımızda da 3 sınıf vardır. Natürel zeytinyağları, Riviera zeytinyağları ve rafine zeytinyağları. Natürel zeytinyağları da natürel sızma ve natürel birinci olarak asitliklerine göre sınıflara ayrılırlar. Asitliği 0.8'e kadar olan yağlar natürel sızma, 2'ye kadar olan yağlar natürel birinci olarak adlandırılır. Zeytinyağı hilleye ve tahşişe çok açık bir ürün. Tüketicilerimize önerim, zeytinyağı alırken tadımı, kalite kontrolleri yapılmış, markalı, güvenilir ürünleri almalarını tavsiye ederim. Kimyasal ve duyusal analizleri tamamlanan zeytinyağı şişelenmek için hazır. Ama önce havayla teması kesilmiş tanklar içine alınmalı ve şişeleme tesisine doğru yola çıkmalı. Tesise varan zeytinyağı benzer şekilde havayla temas etmeden boşaltılır. Isı, ışık ve oksijen zeytinyağını okside ederek lezzetini bozabilir. Bu nedenle hava almadan şişelenmesi gerekir. Hava almadan şişelenen zeytinyağı sofralara ulaşmaya hazır. Zeytin ağacına gözünüz gibi bakarsanız o da meyvesini ve meyvesinin mucizesi olan yağını size çok fazlasıyla sunar.
Ömrünü zeytine adayanlar, kuşaklar boyu elde ettikleri bilgi birikimini, zeytinyağının sırrını geleceğe aktarır. Bu sır, sabırsızlıkla beklenen altın damlaların yemekle buluştuğu büyülü anlarda çözülür. Yaşam kültürümüz, zeytin ve zeytinyağı çevresinde şekillenir. Zeytin bizi birleştirir, bilgeliğiyle yol gösterir.